İtımcılarla görüşecek Bakan Şimşek 19 Eylül'de e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek New York'ta Goldman Sachs Genel Merkezinde yatırımcılarla görüşecek. Yatırımcılara gönderilen davetiyeye göre Şimşek 19 Eylül'de uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak. Seçim sonrası yaşanan görev değişimiyle ekonomide rasyonel politikalara dönüşü tasarlayan Şimşek. Toplantıda yatırımcılara sunum yapacak ve ardından onların sorularını yanıtlayacak. Bu da birçok çevrece hani merkez bankasının yüksek faiz artışının Bakan Şimşek'in elinin güçlü olduğunu yatırımcılarla görüşmesinde şeklinde yorumladı. Bakalım hangi evet, mesajlar çıkacak? Bu herhalde e, Sayın Bakan'ın, Sayın Şimşek'in e, bu yeni bakanlık dönemindeki Batı'daki ilk. E, yatırımcı buluşması evet. diyebiliriz. Evet. Değil mi? Yani Hı -hı. New York'ta yapacak bu buluşmayı. Daha önce Körfez bölgesine sıklıkla gitti. Herhalde biraz da ortamın daha hazır olmasını da Hı -hı. bekledi. Dediğin gibi elinin bu Merkez Bankası'nın 750 bas puanlık artışıyla biraz mümkün. daha güçlendiğini Hı -hı. söylemek mümkün. Hı -hı. E, yani daha böyle çantasında olumlu diyelim yani yatırımcıları ikna etmek için olumlu aletler, evet. sunumlar vesairenin olduğu bir süreçte oraya gidiyor. Sayın Bakan aynı zamanda turizm tarafına da değil mi böyle son dönemde bir Türkiye'nin gelirlerinin arttığı yönünde bir takım evet. açıklamalar da onu yapıyor. onu da aktarmak istiyorum ben aktarayım. O, ben onu da, da aktar istersen. Bakan Şimşek turizmde patlama yaşanıyor ifadesiyle İngilizce yaptığı sosyal medya paylaşımında artan turizm gelirinin cari açık ve Türk lirası üzerindeki olumlu etkisine işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Türkiye gelen turist sayısının grafiğini paylaşarak değerlendirmede bulundu turizmde patlama yaşanıyor. Tarihin en iyi Temmuz ayına damgasını vuran Türkiye bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'nin cari açığının tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor bu liranın daha istikrarlı olmasını destekliyor değerlendirmesini yaptı Ya yani bu hem KKM ile atılan adımlar hem arkasında Merkez Bankası'nın 750 bas puanlık faiz arttırımı zaten Türk lirasına güven vermesi evet. Türk lirasının yeni, yeniden tahkim etmesi bekleniyor. Bu yönde zaten atıldı bu adımlar. Ama öbür yandan da cari açıkta çok da fazla sorunumuz yok hı hı. yaklaşımını vermek istiyor Sayın Bakan. Ekonomi yönetiminin tamamı böyle. Onlar da hükümet olarak işin olumlu tarafını ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Gerçekten de Temmuz'da bir artış oldu. Evet, Ocak Temmuz'a evet. da bakınca bir yüzde 16'lık artış var. E, turizm evet. e, yani daha doğrusu gelen turist sayısında yüzde altılık bir artış var. Ama e, 30 milyon 93 bin ilk 7 ayda Ocak Temmuz arasında 30 milyon 93 bin turist geldi hı hı. ve şimdi e, Sayın Şimşek bunu söyleyince ben de Fehmi Köfteoğlu'yla ile bizim turizm editörümüz de. Evet bir ondan bir takım rakamlar nasıl gidiyor hakikaten dedim yani iyi gidiyor ama hani hedefler tutar mı hedefler tutmayabilir dedi yani hedefler neydi hatırlayacak olursak 60 milyon ziyaretçi hmm. hedefi var bu sene. ama yani bu gidişle ilk 7 ay 30 milyon oldu 26 milyonu bunların yabancı ziyaretçi zaten yani diğeri yaklaşık 3.3 3 milyonu bizim Almanya'dan, dışarıdaki ülkelerden gelen normal ziyaretçilerimiz Rusya 3,5 milyonla evet. birinci sırada, Almanya 3,2 milyon. Bunlar hiç fena rakamlar değil ama hedefi tutturmak o kadar zor değil. Geçen yıl Ağustos aralıktaki 5 ayda 24 milyon kişi gelmişti. Hani 30 milyona 24'ü de eklersek geçen seneki evet. kadar gelirse 54 milyon civarında eder ki bu 60 milyona bir 6 milyon daha var evet. demektir. Biraz daha iyi gelebilir. Bir %10 arttırabiliriz. Yani 55 milyon ama gene de hedefi tutturmak zor olacak. Gelir tarafından da öyle ilk 6 ay orada 7 aylık gelir yok. İlk 6 ayda 21.7 milyarlık dolarlık bir gelir var. Merkez Bankası açıkladı bunları. Geçenlerde de konuştuk. Hani üstüne bir 6 aylık daha koyarsan yani yaklaşık ne ediyor 42 43 milyon hı hı. dolar ediyor ama orada da biraz daha iyi evet. gideceğini hesap etmek mümkün fakat yani diyelim ki 45 milyar dolar da etse 50 milyar dolarlık hedefin biraz uzağında kalırız ama turizm artışla devam ediyor hedefleri tutturamasa da artışla evet. devam ediyor. Bunlar da pozitif yansımalar evet, olacak Ve bunlar da diye yani elini güçlendiriyor tabii evet. yani cari açık vesaire tabii. bakımından. Şimdi